لِكَيْلَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ Sizi fevtedene üzülmeyin. Yani kaçırdığınıza üzülmeyin. Kaçan balık? He? Büyük olur mu? Olur he. Ben de balık çok tutardık evvelce biz. Babamla falan sandalımız vardı. Küçük bir şey. Çıkardık balığa. Gece sabaha kadar. Çocukluğumu diyorum. Şimdi balık tutmaya halim mi kaldı? Çocukken lüfere çıkardık. Lüfer gece tutulur. Lüksle beraber. Ondan sonra bazı eski kaşar adamlar da vardı babamın arkadaşları. Tam kaşarlardan vardı böyle. Neyse lazım değil. İmanlı ölenlerine Allah rahmet etsin. Amin. Şimdi ya bir balık kaçar sen. Ya amma büyük balık derdi diyor. Misineyi zor şettin beni aşağı çekiyordu falan. Atış serbest. Yani kaçan balık büyük olur. Şimdi de efendim bir şey kaçtı. Bir fırsat vardı. Kaçırdın onu. İmtihana girdin kazanamadın. Veyahut da şimdi aday adayları gibi. Dolu aday adayı var ortalıkta. Şimdi adam aday olamadı. Ne diyecek şimdi? Ya şu iş olmasaydı ben aday olacaktım. Şu iş mani oldu. Veyahut aday oldu o kadar masraf etti kazanamadı. Kazanamayınca ne oldu? Ya görüyor musun? Şöyle olsaydı ben kazanacaktım. Halbuki madem ki olmadı o zaten hiç olmayacaktı. Zaten o ezelde neydi? Yazılmıştı. Şimdi Mevla buyuruyor ki niye ezelde yazmış idim? Bunu da size niye bildirdim? Kaçırdığınız şeye üzülmeyin. Niye? Kaçtı. Üzülmeye gerek var mı? Niye yok? Zaten Allah Teala ezelde onu bana yazmamış. Yani nasip değil. Zaten ezelde nasip olmadığı belliyse ben onu bilmediğim için gayret ederim. Ayrı dava. Teşebbüs ederim. Meşru işlere girişirim. Ama elde edemediğim zaman zaten o benim nasibim değil idi. Adam bir kıza aşık oluyor, tutuluyor. İstiyor, istiyor, istiyor. 5 sene, 10 sene kaçırmak maçırmak yapmayın sakın ha. Öyle işler hiç caiz değil. Neyse kızı vermiyorlar. Kızı vermiyorlar. Neticede bu kızı alamıyor. Bu sefer ne yapıyor? Bunalıma giriyor, üzülüyor. Bu yüzden intihar eden var mı? Ne manyak adam ya. Bir karı için insan intihar eden. Kafayı mı yedin sen? İntihar eden var. Psikolojisi bozulan var. Depresyona giren var. Çıkamayan var. Şimdi kardeş değer mi ya? Ama tabii ki burada kaderin sırrına inansaydı ve bilseydi ki bu kız zaten ona ezelden nasip değil. Bu kadar üzülür müydü? Üzülmez de enayi. Ondan dolayı kaçırdığınıza üzülmeyin. Neden? Hiç kavuşamayacaktınız ki zaten. Ve la tefrahu bima ataakum. Allah'ın size verdiğine de şımarmayın. Ne demek? Allah sana bir makam verdi, mevki verdi, para verdi, ilim verdi, fazilet, ne verdiyse, maddi manevi. Şımarma. Neden? Bu senin hünerin değil. İrade kudretini kullanırsın, kesbedersin, çalışırsın, sebebiyet inkar edilemez. Ama Mevla bunu ta ezelde sana yazmış mıydı? Yazmıştı. O zaman senin bunda çok bir dahlin tesirin yok. Lütuf Allah'tan geliyor. Ne şımarıyorsun? Ezelde yazılmıştı zaten. Bundan dolayı kaderin sırrını bilmek lazım.